Star Park'ın korkutucu ve karanlık geçmişi serimizin final bölümüyle karşınızdayız. İlk iki bölümde hatırlarsanız hem Star Park'ın hem de VKBRL'nin ne olduğundan ve neler yaptığından bahsettik. Bu videoda ise Star Park'ın karanlık amaçlarından bahsedeceğiz. Özellikle yapmış olduğu bazı şeylerle hem savaşçıları hem de bizi kullanarak amaçladıkları çok karanlık bir şey var, bundan bahsedeceğiz. Şimdiye kadar Star Park'la ilgili bildiğiniz bütün her şeyi unutun. Bugüne kadar özellikle yurt dışında yapılan teorilerde Star Park'ın zihin kontrolüyle savaşçıları kontrol ettiği ve onları bir rüya aleminde savaştırdığı gibi bir teori vardı. Ama olayın aslı bu kadar basit değil. Özellikle yurt dışında Star Park ile ilgili teori yapan en önemli kanallardan bir tanesi bildiğiniz gibi Kairos Time'dı. Ve Kairos Time'ın teorilerinde Star Park'ın savaşçıları zihin kontrolüyle kontrol ettiği ve bir rüya aleminde olduğunu gösterdiği söyleniyordu. Ama eğer böyle olsaydı o zaman Star Park gibi fiziksel ve gerçek bir parka ihtiyaç olmazdı. Aslında bu teori Kairos Time'ın yine yurt dışındaki teori kanallarından oyun teorisi üzerine videolar hazırlayan The Game Theorists isimli bir kanaldaki videosuyla ortaya çıktı. Bugüne kadar hep VKBRL'nin fiziksel ve zihinsel olarak savaşçıları eğittiği, hatta işte günaydın mesajından iyi geceler mesajına ve iyi uyumalısınız şeklinde mesajlar verdiğini söylemiştik VKBRL için. Aynı zamanda yine VKBRL içerisinde bildiğiniz gibi bazı spor etkinlikleri yapılıyordu, bazı egzersizler yaptırılıyordu. Bu da yine savaşçıların fiziksel gücünü yüksek tutmak için yapılıyor diyorduk. Aslında bunlar kısmen doğru. Ama bu söylendiği gibi sadece bir rüya aleminde değil. Eğer öyle olsaydı dediğim gibi Star Park gibi bir şeye ihtiyaç olmazdı. Öncelikle şu anda ekranda görmüş olduğunuz sahnede gördüğünüz gibi yatırımcı abi arka taraftan sopayı vurduğu zaman gerçek duvarında yıkıldığını görüyoruz. Bu sahne aslında Voodoo oyuncaklarını andırıyor. Voodoo oyuncağı belki filmlerden falan görmüş olabilirsiniz. Hani böyle oyuncağı diyelim ki iğne batırırlar ve gerçek hayatta aslında o oyuncağın bir bağı olan gerçek bir kişinin de canı yanar. Yani burada Star Park ile gerçek dünya arasında, yani o maketle Star Park arasında bir bağlantı olduğunu burada açıkça görebiliyoruz. Aslında her şey zihin kontrol ve rüya evreninde geçmiyor. Çünkü böyle olsa Star Park'a ihtiyaç duyulmazdı. Olay şu, aynı Matrix filmindeki gibi. Zihin ve beden birbirinden ayrı duruma getiriliyor. Zihin VKBRL yayını tarafından uyuyun, günaydın, şu rüyayı gör şeklinde yönetiliyor. Aslında buna bir hipnoz şeklinde diyebiliriz. Fiziksel bedenler ise Star Park'ın içerisinde tutuluyor. Bu bedenler ise Brawl Stars'taki oyunculara bağlı. Aynı biraz önce Voodoo bebekleriyle ilgili verdiğim örnekteki gibi. Nasıl ki Voodoo bebeğinde bir iğne batırdığında gerçek hayatta bir insanın canı yanıyorsa, biz de telefonlarımızla ya da tabletlerimizle Brawl Stars oynadığımızda aslında Star Park'ın içerisindeki gerçek savaşçıları yönetiyoruz ve onları güçlendiriyoruz. Zaten Star Park'ın karanlık amacı da aslında buradan başlıyor. Yine The Game Theorists kanalındaki teorinin içerisinde Ender's Game isimli bir filme de atıfta bulunuldu. Bu filmde bir uzay mekiğinin içerisindeki çocuklar var ve bu çocuklara sanki bir bilgisayar oyunu oynuyorlarmış gibi bir uzay mekiğiyle diğer uzay mekikleriyle savaşmaları isteniyor. Ve çocuklar bu savaşı gerçekleştiriyorlar ama bunu bir oyun zannediyorlar. Ve daha sonra fark ediyorlar ki aslında bunun hiçbirisi oyun değil, bunların tamamı gerçek bir savaş. Ve bu bittiği zaman o çocukların tamamı çok usta birer savaşçıya dönüşmüş oluyor. İşte size bahsetmiş olduğumuz Star Park'ın karanlık geçmişi de muhtemelen bunun çok benzeri bir hikaye. Şu anda aslında biz Brawl Stars oynayarak oradaki savaşçıları geliştiriyoruz ve Star Park'ın içerisinde gerçekten fiziksel olarak bulunan savaşçılar bizim sayemizde çok daha iyi savaşmayı öğreniyor. Tam bu sahnede Nita ve Leon'u görüyoruz, gerçekten oradalar ama bilinçleri çok yerinde değil gibi. Yani aslında zihin kontrolüyle kontrol ediliyorlar ama aynı Matrix filmindeki gibi bedenleri tamamen bilinçsiz bir şekilde ve bir şekilde orada besleniyor, sporunu yapıyor ama zihinsel olarak bir rüyadalar gibi düşünebiliriz. Matrix'in içerisinde eğer izlediyseniz bu sahneden bahsediyorum arkadaşlar. Matrix filminde insanları pile dönüştürüp bedenleri bu şekilde kapsüllerin içerisinde tutuyorlardı ve zihnen yaşamaları için de Matrix adında sanal bir dünya oluşturmuşlardı. Aslında burada bahsedilen ve Star Park'ın yaptığı da tam olarak bu. Tam bu sahnede yatırımcının çocuklara baktığı bölümde de bir kapsülün içerisinde çocukların olduğunu görebiliyoruz. Ender's Game'de bahsettiğim bölümde bu arkadaşlar. Çocuklar uzay gemisini yönetiyor, bir simülasyon sanıyorlar ama aslında gerçek bir savaşı yönetiyorlar.
Star Park'ın neredeyse 1,5 yıl süredir gelen gizemleri var. Burada aslında yatırımcı abi bize ilginç bir uyarı vermişti. Aslında uyarı mıydı, mesaj mıydı bilmiyoruz. Yatırımcı abi buradan içeri girerken bize şu şekilde bir şey söylemişti. Gelecekte çocuklar bizi yönetecek, parlak dikdörtgenlerle savaşacağız. Parlak dikdörtgenler dedikleri de telefonlar ve tabletler. Şimdi Star Park'ın uzun bir zamandır gelen gizemleri olduğunu biliyoruz. Fakat daha bir hafta bile olmadan biliyorsunuz ki Brawl Stars ödül töreni vardı. Ve orada Star Park'a bir bağlantı yapıldı. Ödül töreninde bu sahnede Star Park'tan kısa bir süre ayrılma yetkim var şeklinde bağlanan bu kişi alt taraftaki yazıda da gördüğünüz gibi gerçekten bize çok ilginç bir şekilde seslenmişti. Selamlar parlayan dikdörtgenler. Biliyorsunuz ki Star Park çok uzun zamandan beri var olan bir şey. Bir ütopya. Ütopya neydi? Gerçekte var olmayan. Daha bir hafta bile olmadı ve bu şekilde bizlere seslenmeleri gerçekten çok ama çok gizemli. Burada ilginç bambaşka bir konu var. Normal şartlarda arka plana baktığımız zaman sanki Star Park'ta gördüğümüz bir sahne gibi, fakat Star Park kısa videosuna giderseniz buradan tamamen farklı olduğunu göreceksiniz. Yani aslında bu görüntü Star Park'ın içerisinden çekilmiş yeni bir görüntü. O yüzden Star Park'ın hala aktif olduğunu ve belki de önümüzdeki dönemde Star Park'la ilgili yeni bir şeyler gelebileceğinin en büyük habercisi. Yine aynı ödül töreninin en son bölümünde şurada Spoot diye bir yazı görmüştük ve daha öncesinde birçok sefer bu yazıyı aslında gördük. Bu Spoot denen yazının Star Park'ın içerisinde bir örgüt olduğunu ve Star Park'ın amaçları doğrultusunda çalıştığını daha önceki teorilerde söylemiştik. Spoot'un kim olduğunu da göstereyim isterseniz hemen. Starpark.biz sitesinde böyle bir tane resim var arkadaşlar. Star Park Employees on Strike. Yani Star Park çalışanları grevde ya da işte saldırıda gibi bir anlamı var. Ve alt tarafta da BRL Spood yazıyor gördüğünüz gibi tam şu bölümde. Ve lütfen bize saygı duyun gibi bir mesaj var. Yani aslında Spood denen organizasyon Star Park'taki çalışanlar da dahil bütün herkesi Star Park'ın kararları doğrultusunda yönlendiren ve onları yöneten ekip diyebiliriz. Direkt Spood'un kendisi olmasa da belki Spood'un bir parçası. Şu an ekranda gördüğünüz gibi Paula'nın liderliğinde içeriye giren beyaz kostümlü arkadaşlar var. Bu arkadaşlar bu videonun içerisinde masanın üzerine bir ödül bırakıyorlar ama biz buradaki beyaz kostümlü arkadaşları daha önce görmüştük. Kairos Time'ı taklit eden Kairos Team ismindeki kanalda da arka tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar düşen tabloyu yine Spood'daki aynı beyaz kostümlü arkadaş yerine takıyor. Böylelikle Spood'un ne olduğundan bahsetmiş olduk arkadaşlar. VKBR'lerinin şu anda bitmiş olsa da hangi amaçla var olduğundan da bahsettik. Dediğimiz gibi savaşçıları zihinsel ve fiziksel olarak ikiye bölüyorlar ve VKBR'li ile de hem zihinsel hem de fiziksel olarak onların dinç ve zinde kalmasını sağlıyorlar. Yine Star Park'ın içerisinde fiziksel olarak bütün savaşçıların bedenleri yer alıyor ve hatta bunu Star Park videosunun içerisinde görebiliyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz bölümlerde de birçok savaşçımızın gerçek hallerini burada görüyoruz. Yani aslında Star Park'ta yaşıyorlar ve bulunuyorlar. Peki şimdi geldik en önemli konuya arkadaşlar. Acaba Star Park bunları ne için yapıyor? Öncelikle şunu söylemek lazım. Tabii ki bu bir teori ama bu teori biraz önce söylemiş olduğumuz gibi Matrix filminden, Ender's Game filminden bazı bölümleri, bazı alıntıları içeriyor. Aslında bu hikayenin, yani Star Park hikayesinin oluşturulması belki bu filmlerden, belki de buna benzer başka filmlerden esinlenilerek de yapılmış olabilir. Bu iki filmdeki amaçla Star Park'ın amacını örtüştürebiliyoruz arkadaşlar. Aslında hem Matrix filminde insanların bedeninin ve zihninin birbirinden ayrılması ve insanların pil olarak kullanılması, hem de Ender's Game filminde çocukların bir uzay mekiği simülasyonunda gerçek bir savaşın içerisine sokulmasının tek bir amacı var. O da dünyayı ele geçirmek. Dünyayı ele geçirmek için de çok büyük bir teknolojik güce ve çok güçlü de bir orduya ihtiyacı var. Brawl Stars savaşçılarını da günde milyonlarca kez savaştırarak aslında bu ordu amacını da başarmış olacaklar. Yani aynı Voodoo oyuncakları gibi, aynı Matrix filmindeki gibi, aynı Ender's Game filmindeki gibi Brawl Stars içerisindeki her bir savaşçıyı bir gün içerisinde milyonlarca kez savaştırarak inanılmaz güçlü ve inanılmaz iyi bir ordu üretiyoruz. Aslında bu orduyu Star Park üretiyor ama biz de oyuncular olarak buna destek oluyoruz.
Star Park'ın hikayesine hem Matrix filmine hem de Ender's Game filmine benzettik ve dünyayı yok etme, dünyayı ele geçirme amacını da bu iki filmle aslında özdeşleştirdik. Bunu destekleyen üçüncü bir dizi daha var. Netflix üzerinde interaktif bir dizi. İsmi de Bandersnatch. Eğer isterseniz siz de Netflix üzerinden bunu izleyebilirsiniz. Ve bu dizinin içerisinde karakterimiz bir oyun yazılımı yazıyor ve karakterimizin vereceği kararları Netflix üzerinden siz seçiyorsunuz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz sahnede tabi bu dizi de yine çok eski tarihlerde geçiyor. Aynı Star Park'ın geçtiği gibi 1960'lı yıllarda falan diyebiliriz. Çocuk bir anda bilgisayarının başında uyuyakalmışken bir yazıyla uyanıyor ve birisi ona diyor ki "I am watching you on Netflix." Yani seni Netflix üzerinden izliyorum. Yani aslında Netflix üzerinden verilen kararlarla dizinin içerisindeki karakterleri yönetiyoruz. Aslında bahsetmiş olduğumuz Star Park hikayesiyle çok çok benzer bir hikaye. Bu arada bu bir reklam vesaire değil arkadaşlar, yani Netflix'ten bahsettik ama bu diziyle gerçekten çok çok ilgili olduğu için bundan da bahsetmek ve bu sahneyi de size göstermek istedim. Serimizin final bölümünü de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu 3 bölümlük seriyle ilgili yorumlarınızı aşağıya yazarsanız çok seviniriz. Aynı zamanda Oynamak Lazım'la daha fazla bunun gibi gizem teori videosu istiyorsanız aşağıdan şöyle sağlam bir like atarak bize destek olabilirsiniz. Sonraki gizem videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.